Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2, ünite 6. Konumuz soru edatları. D bilgisi. Soru edatları ve soru harfleri. Tabii parçanın hemen altında yer alan birkaç sorunun cevabı bu videonun hemen altında yer almaktadır. Bunu belirtelim. Arapçada pek çok soru edatı bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi ki onlar da hemze ve hel. Bunlar harf, bunların dışında kalanlar ise isimdir. Arapça cümlelerde yer alan harfler kural gereği o cümlelerin herhangi bir ögesi olmadıkları için. Öge yani fail, meful, mübteda, haber, temyiz, hal gibi onlar kastediyor. Öge derken bu ve benzerleri bir şey olmadığı için İrab bakımından bir yere sahip değildir. Yani İrab'tan bir mahalli, bir konumu yoktur. Yani cümlenin herhangi bir öğesi değildir bunlar. Türkçede olduğu gibi Arapçada da değişik soru tipleri mevcut. İsim veya fiil cümlelerinin başlarına gelerek, demek ki isim cümlesinin de fiil cümlesinin de başına soru harfi edatı gelebilir. Bu cümlelere soru anlamı kazandıran hel ve hemze harflerinin kullanımıyla ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. Hel ve hemze için 3 farklı kullanım söz konusu. Soru harflerinin kullanıldığı 3 farklı soru tipi var. Şimdi anlatacağım şeyler hem hel hem de hemze için geçerli. 3 farklı soru tipi dedik. Birinci tipte yanıtı evet yani naam veya hayır yani la olan ya da yanıtı evet veya hayır ile başlayan sorular. Cevabı sadece naam veya sadece la da olabilir veya ne olabilirmiş? Bir cümle ki başında naam var veya bir cümle ki başında la var. Cümlenin başına da bunlar geliyor olabilir. Bu tip sorularda her iki soru harfinden birisi tercihe göre kullanılır. Neye göre tercih edeceğiz? Olumlu cevap vereceksek namı seçeriz. Durum olumsuz ise la'yı seçeriz. Tercih duruma göre yani. Bu durumda cevapta ne olur? Ya olumlu ya da olumsuzdur. Mazi fiil ile kurulmuş soru cümlesi örneği. Yani neler olabilir bu kullanım? 1. Mazi fiil ile. 2. Muzari fiil ile. 3. İsim cümlesi ile. Hel ve hemzeyi kullanabiliriz. Şimdi mazi fiil ile kullanım. Hel fehimte el mevzu'a. Hel mı, mi, mu, mü soru eki yani. Türkçede de var bu. Mesela konuyu anladın mı'daki mı helden kaynaklı. Helin manası. Hel fehimte. Fehime anlamak demek. Te sen. Sen anladın mı? Neyi? El mevzu'a konuyu. Sen konuyu anladın mı? Bir eğik çizgi, slash ardından efehimte el mevzu'an bu da aynı manada. Yani hemze ile hel aynı manadadır. Mana farkı yoktur. Bu yüzden burada iki cümle yazıp tek bir mana verilmiş. Çünkü ikisinin de manası aynı. Bu tür bir soruya yani hel fehimte el mevzu veya efehimte el mevzu sonuçta konuyu anladın mı sorusunun cevabı ya olumludur ya da olumsuzdur. Konuyu anladıysak evet anladım, anlamadıysak hayır anlamadım diye cevap veririz. Evet, konuyu anladım derken naam'ı kullanacağız. Naam ne demek? Evet demek. Naam, evet. Fehim tu, ben anladım. Fehime fiil, tu fail, ben demek. Fehim tu, ben anladım. Neyi? El mevzu'a konuyu. Anlamadıysak da şöyle bir tercih yaparız. La, hayır. Lem efhem. Ben anlamadım el mevzu'a konuyu. Burada lem yerine lem ma hala anlamadım da diyebilirdik. Ma da olabilirdi. Ma efem işte ben anlamadım yine anlamıyorum şeklinde olabilir. Yine la la da olabilirdi. Yine anlamıyorum şeklinde. Anlamazım şeklinde olabilir. Yani lem mecburi değil burada. Burada mecburi olan la'dan sonra olumsuz bir cümle getirmek. Olumsuzluk ifade edenlerden lem tercih edilmiş edilmeyebilirdi de. Bu bir tercih meselesi. Yani lemin dışında bir şey görürseniz bu yanlıştır demeyin. O yüzden anlattım. Muzari fiilleriyle de örnek verebiliriz. Hel teştehidu fil lügatil arabiyye. E teştehidu fil lügatil arabiyye. İkisi aynı mana.
Arapça çalışıyor musun sen? Buradaki musun hem şu hemzenin manası hem de helin manasıdır. Teştehidü sen çalışıyorsun. Fil lügatil arabi Arapça, Arap dili, Arap lügatı. Çalışıyorsak naem evet eştehidü ben çalışıyorum. Fil lügatil arabi Arapça. La hayır la eştehidü ben çalışmıyorum. Fil lügatil arabi. Bakın burada lem tercih edilmiş, burada la tercih edilmiş. Daha aşağıda da ma tercih edilmiş. Yani olumsuzluk olarak la zorunlu şu an itibariyle. La'yı kullanıyoruz da. La'dan sonra olumsuzluk ifade etmek için lem olabilir, la olur, ma olur, lemma olur. O bize kalmış. Esasen bu konu İmam Hatip'te de işlenmiş bir konudur yani olumsuzluk, olumsuz cevap, olumlu cevap konusu. İmam Hatip liselerinde de işlenmiştir. Ben İmam Hatip'i okurken bu konuyu orada görmüştüm, gayet iyi hatırlıyorum. Bir de şöyle bir fark var. Değişken şu arkadaşlar. Yukarıdan alayım. Hel fehimte el mevzu'a. Fehimte sen diye soruyorsun karşındakine. Cevabı karşımızdaki vereceği için artık te'yi kullanmıyor. Sen demiyor. Ben deyip cevap vermesi gerekiyor. Bu yüzden tu zamiri kullanıldı. Te'yi tu'ya çevirdik. Böyle bir fark var. Mesela burada hel teştehidu. Sen çalışıyor musun demek. Teştehidu kalıbı. Sen, muhatap, müfret, müzekker. Bunun cevabı biz verirken yani karşıdaki kişi verirken ikinci şahıs bu cümleyi kurarken artık o birinci şahıs oluyor. Cevap cümleyi kurduğu için eştehidü ben çalışıyorum manasında. Yani teştehidü eştehidü olmuş. Bu neyi gösteriyor? Birazcık fiil çekimi bilmemiz bu konuda önemli yani. Kalıp değişiyor çünkü. Burada naem teştehidü yazsa ne olurdu? Hatalı bir yazım olurdu. Mana yanlış olurdu. Bu cevap yanlış bir cevap olurdu. Olabilir yani. Hel teştehidü fil lügatil arabiyye sorusunun doğru cevabı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A şıkkı naem eştehidü. B şıkkı naem teştehidü. C şıkkı naem yectehidü. Vesaire yani doldururlar orayı. Ne yapmak gerekir? Karşıdaki kişi cevabı vereceğinden, cevabı veren kişi artık birinci şahıs oluyor. Dolayısıyla eştehidü demesi gerekiyor. Yine eştehidü, eştehidü. İsim cümlesiyle kurmuş soru örnekleri verelim. Hel hazet talip müştehit? E hazet talip müştehit? Bu öğrenci çalışkan mı? Talip öğrenci, müştehit çalışkan. Haza bu. Hel, mi, mu manasında soru edası. Burada da aynısı. Hemze de aynı manada. Nam evet haza bu et talibi öğrenci nedir? Müştehidün çalışkandır. Bu öğrenci çalışkan. Veya la hayır. Leyse hazet talib müştehiden veya bir müştehidin. İki şekilde cümleyi kurabilirsiniz. Bu da işte öğrenci çalışkan değildir manasında. Olumsuzluk isim cümlesinden bahsederken görüldüğü üzere leyse kullanıldı. Fiil cümlesinde olumsuzluk ifade edilirken ne vardı? Deminden beri üzerinde durdum. Lem, la, ma bunlar tercih ediliyordu. Dikkat edecek olursak olumsuz cevaplarda hayır denildikten sonra cümle tekrar olumsuz olarak yapılmakta. Bu önemli bir bilgi. İsim cümlelerin olumsuz şekli de genelde leyse ile olur. Mesela şöyle yapabilir adamlar. Leyse hazet talip müştehit yazar. Sağ tarafında nokta nokta olur. Aşağıdaki şıklardan hangisi noktalı yere uygun kelimeyi içerir? Ne yapmak gerekir? Olumsuzluk getirmek gerekiyor. Çünkü leyse diye cümle olumsuz başlamış ya. Cümle olumsuz. Öyleyse onun başına da olumsuz ayrıca bir harf veya edat getirmek gerekir. Ma eştehidü fil lügatil arabi yazıyor. Baş tarafında nokta nokta var. Ne gerekir? Bunun sağına olumsuz bir harf edat gerekir. Ama şurada olduğu gibi olumlu olsaydı, baş tarafta nokta nokta olsa bu durumda buraya olumsuz bir şey getirilmez. Nam getirilir. Hem olumlu hem de olumsuz cevap verin bakalım denilmiş. Tabii ki sıra sizde sorusu yani sıra sizde arkadaşlar. Nitekim kitabın ilerleyen sayfalarında cevapları var zaten. Zaman boşa geçmesin. İkinci soru tipi cümlesi. Bir seçenekler listesindeki tercihi soran ve yanıtı evet veya hayır olmayan sorular. Bu soru tipinde sadece soru harfi olan hemze ile birlikte em edatı da kullanılır.
Hemze ile birlikte kullanılıyor. Yani hel ile birlikte kullanılmıyor. En yoksa demek. Ellehmen ekelte em semeken. Ellehmen et mi ekelte yedin? Em yoksa semeken balık mı? Et mi yedin yoksa balık mı yedin? Em yoksa demek. Et mi balık mı yedin sorusunun cevabı evet olmaz değil mi? Bu yüzden burada cevabı evet veya hayır değildir demiş. Ekeltü lehmen et yedim veya ekeltü semeken balık yedim. Yani bu da sorulabilir. Elehmen ekelte nokta nokta semeken nokta nokta yere ne gelmelidir? Cevabı şayet ekeltü lehmen veya ekeltü semeken ile verilecekse noktalı yere ne gelmelidir diye sorulur. Siz de bakarsınız burada ne naam ne bele ne işte la hiçbir şey yok bunlarda. Dolayısıyla burada em olmalıdır diye tahmin yürütürsünüz. Muzari fiil ile kuruluşuna örnek. Etuhibbul Arabiye emir Fransiye. Arapçayı mı seviyorsun yoksa Fransızcayı mı? Uhibbul Arabiye Arapçayı seviyorum veya Fransızcayı seviyorum. İsim cümlesiyle kurulmasına örnek. Em burada örnekleri verilmekte olan harfimiz, edatımız. Emüderrisün ente, emmühendisün. Öğretmen misin sen yoksa mühendis misin? Em yoksa demekti. Emüderrisün ente, sen müderris misin yani öğretmen misin? Yoksa mühendisün, mühendis misin? Ene müderris, ene mühendis diye cevap verilebilir. Sıra sizde iki. Cevabı sizde mevcut dolayısıyla. Üçüncü soru tipi cümlesi. Olumsuz soru yapıları. Burası önemli. Birden dikkat kesilmenizi öneriyorum. Olumsuz soru yapıları. Bu soru tipinde hemzeden sonra mutlaka lem, ma, la, leyse, len gibi. Gibi açmak için lem ve lemma diyelim biz. Gibi. Cümleye olumsuzluk kazandıran bir olumsuzluk edatı. Nefi olumsuzluk demek. Edatı bulunur. Tekrar edelim. Olumsuz soru yapıları. Bu soru tipinde hemzeden sonra mutlaka olumsuzluk ifade eden bir kelime getireceğiz. Hemzeden sonra olumsuz ifade eden bir kelime getireceğiz. İşte şurada hemze var. Ardından olumsuzluk ifade eden ma var. Görüldüğü gibi. Yanıtın olumlu olması durumunda cümleye bela diyerek başlayacağız. Burada bela ile başlamış. Yanıt olumsuz ise naam edatı ile cümleye başlayacağız. Cevabı verirken yani yanıttan bahsediyorum. Neymiş? Yanıt olumlu ise bela ile, olumsuz ise naam ile yanıtı başlatacağız. Olumlu sorularda evet şeklinde karşılık bulan naam cevap edatı, olumsuz sorularda hayır şeklinde tercüme edilmelidir. Yani naam esasen evet demektir. Bela da evet demektir. Ama olumlu sorularda evet şeklinde karşılık bulan naam cevap edatı olumsuz sorularda hayır şeklinde tercüme edilmesi gerekiyor. Bakıyoruz. Olumsuz mazi fiil ile kurulmuş soru cümlesi. Emma fehimtel mevzu. Konuyu anlamadın mı? Konuyu anladın mı diyebilirdi bu. Anlamadın mı diye. Ma'yı kullanmış. Olumsuzluk var burada. Bu yüzden olumsuz soru tipinde cevap verirken arkadaşlar olumsuz cevap vereceksek naama hayır diyeceğiz. Naam eşittir hayır. Bela zaten evet demek. Ne dedik? Olumsuz soru yapılarında hemzeden sonra olumsuzluk ifade eden bir kelime, bir harf, edat, bir şey gerekir dedik. İşte hemze burada ardından ma gelmiş olumsuzluğu ifade etmek için. Ema fehimtel mevzu konuyu anlamadın mı dedik. Olumlu cevap vereceğiz. Bu yüzden bela ile başladık. Olumsuz cevap vereceğiz. O zaman naam ile başlarız. Bela evet. Fehimtel mevzu konuyu anladım. Naam hayır. Ma fehimtu ben anlamadım. El mevzu konuyu. Naam ile başladığımızda naamdan sonra ne lazım yine? Olumsuzluk ifade eden bir kelime lazım. Ma olur, la olur. Farklı bir şey olabilir. Olumsuzluk ifade etsin de gerisi önemli değil.
Olumsuz muzari fiil ile kurulmuş soru cümlesi örneği. Olumsuz muzari. Ele tenamu mübekkeran, erken uyumuyor musun? La tenamu, sen uyumuyorsun. Mübekkeran, erken. La tenamu mübekkeran, erken uyumuyor musun? Soru oldu. Hemze soru manasında. Bela, evet. Enamu, ben uyuyorum. Mübekkeran, erken. Naam, hayır. La enamu, ben uyumuyorum. Mübekkeran, erken. Ne oldu? Naam'dan sonra bir olumsuzluk harfi gelecek dedik. İşte naam'dan sonra gelmiş. Olumsuz manadı yani. Naam, hayır demek. Normalde evet demek de olumsuz sorunun olumsuz cevabını vermek istiyorsak hayır manasında alıyoruz ve naam'dan sonra olumsuz harf ile cümleye devam ediyoruz. Bela evet demek ve ardından olumsuz bir harf kullanmıyoruz. Bu anlattığım nerede geçerli? Olumsuz soru tiplerinde. Olumsuz isim cümlesiyle kurulmuş soru cümlesi. Elleyset seyyaratüke cedideten veya bi cedidetin. Araban yeni değil mi? Bela evet, seyyarati benim arabam, cedidetun yenidir. Naam, hayır. Leyset değildir. Seyyarati benim arabam ne değildir? Cedideten yeni değildir veya bir cedidetin mana aynı. Bu tip sorulara verilen yanıtlar. Olumlu ise. Bela cevap harfinden sonra cümle olumlu olarak devam eder. Şayet cevabımız olumsuz ise. Naam cevap harfinden sonra cümle mutlaka olumsuz kurulmalıdır. Çok önemli burası. Bu tip sorularda cevaplar asla naam'dan sonra olumlu olmaz. Bence bu naam belaya dayanarak soru çıkmıştır. Özellikle bu konuya, yani olumlu mu devam edecek, olumsuz mu devam edecek, buna dair soru çıktığını düşünüyorum. Çıkmış sorulara bakmadım. Lakin üzerinde ciddi ciddi durduğu için bundan sorduğunu düşünüyorum. Yine bu soru türünde asla la cevap harfi de kullanılmamaktadır. La'yı kullanıyorduk bir yerde. Az önce kullanıyorduk. Şimdiki konuda, şimdiki bölümde kullanamıyoruz. Olumsuz soruda la'yı kullanamıyoruz. Aşağıdaki olumsuz sorulara hem olumlu hem de olumsuz cevaplar veriniz denilmiş. Sıra sizde arkadaşlar. Yani cevabı kitabınızda mevcut. İlk soru tipinde tercihe göre hel veya hemze kullanılabilirken, iki ve üçüncü soru tiplerinde sadece hemze kullanılır. Yani ezberlemeniz gerekiyor. Üç tane soru tipi üzerinde duruldu. Hangisinde hemze, hangisinde hel kullanılabilir? Bunları bilmek gerekiyor. İlk soru tipinde hel, hemze ikisi de kullanılabilirken, 2 ve 3'te sadece hemze kullanılmakta, hel kullanılmıyor. Soru isimlerine sıra geldi. Öyle bir başlık atmışlar. Birer soru harfi olan hel ve hemzeden farklı olarak soru isimleri isim olmaları itibariyle cümlede mutlaka temel öğelerden biri olmak ve buna göre irablanmak durumundadır. Bir soru isminin cümlenin hangi öğesi olduğunu anlamanın pratik bir yolu vardır. Burayı anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle başında soru isminin yer aldığı. Birazdan örnekleyeceğiz. Örnekler var burada. Hele bir okuyalım. Öncelikle başında soru isminin yer aldığı cümleye makul bir cevap verilir. Yani duruma uygun. Soru ismine cevap teşkil eden o kelime cevap cümlesinde hangi öğenin karşılığı ise cevap cümlesinde hangi öğenin karşılığı ise soru cümlesinde yer alan soru isminin cümle içindeki dil bilgisayarı rolü ve bu role uygun irabı da o demektir. Örnek, yani işlerken, pratik yaparken daha iyi anlayacaksınız. Soru isimleri dedi bir men. İnsanlar için kullanılır ve cümledeki duruma göre kim, kimi, kime gibi manalara gelir. İnsanlar için kullanılır, yani akıllı varlıklar içindir. Akıllı varlıklar men fis sema'i diye mesela ayetlerde geçer. Göklerde akıllı varlıklardan bahsedilmiş olur. Dolayısıyla hani uzayda
İşte göklerdeki ne diyelim gezegenlerde canlı var mı yok mu diye yaygın bir soru vardır. Siz de duymuşsunuzdur. İşte men ismine dayanarak ona bir cevap vermeye çalışırlar. Bu soru ismi cümlede müpteda, haber, mef'ulün bih, muzafın ileyh ve benzeri ögeler olabilir. Men zehebe ilel medreseti. Okula kim gitti? Men kim demek? Men kim zehebe gitti ilel medreseti okula? Cümlesinde soru ismi olan men müptedadır. Cevabını istersen zehebe aliyyun, Ali gitti ilel medreseti okula bu şekilde ver. İstersen aliyyun, Ali zehebe gitti ilel medreseti okula, Ali müpteda yap veya burada olduğu gibi fail yap. Durum değişmez. Her iki halde de soru ismi müpteda durumundadır. Çünkü bir fiil cümlesinde fail başa alındığında otomatik olarak müpteda öğesine dönüşür. Dolayısıyla bu soru cümlesindeki men müpteda konumundadır. Anlaşıldı mı ki? Men zehebe, yani meni kim gitti diyor ya, burada anlatılmış. Zehebe Ali, cevap veriyoruz. Zehebe Ali, Zehebe Muhammed, Zehebe Amr, Zehebe Ömer, fark etmez. Ali örnek burada. Kim gitti? Şu. Tamam, Öge buymuş cevabı. Peki bu nerede? Men en sağda. O zaman Ali en sağa al. Faille en sağa aldığın zaman ne olur artık? Müpteda olur. Bu yüzden men zaten de müpteda konumundadır. Yine men fil beyti, evde kim var sorusu soru cümlesinde men müptedadır. Fil beyt kısmı haberdir. Çünkü hiçbir zaman harfi cerli ve zarflı yapılardan müpteda olmaz arkadaşlar. Bu çok yaygın bilinen bir şey yani. Men müpteda, fil beyti haber olur. Men haza, bu kim? Cümlesinde soru ismi haberdir. Menden bahsediyor. Men burada ne olur? Haber olur. Cevabı şöyle verebiliriz değil mi? Bu kim dediğimizde haza bu kimdir? Muhammedün Muhammed'tir. Muhammed haber olur burada. Haza Aliyun Ali'dir. Haber olmuş oluyor. Bu durumda cevap madem ki haber çıktı soruyu soruyoruz ya burada. Men haza bu kimdir? Cevabı verirken şu şu dur Ali'dir dediğimizde dirli tır tur diye bitiyor. Haber olarak ortaya çıkıyor cevap. Dolayısıyla men burada haber oldu. Men ra'eytel yevme. Bugün kimi gördün? Men kimi ra'eyte sen gördün. Ra'a fiil te fail el yevme bugün. Nasıl cevap verilir? Ra'a fiil tu fail. Ra'eytu ben gördüm el yevme bugün aliyen Ali'yi. Dediğimizde Ali ne olur? Meful olur. Bu durumda men de ne olmuş olur? Meful olmuş oluyor. Bugün Ali'yi gördüm şeklinde verdiğimizde cevabı sorudaki men yerine cevapta Ali sözcüğünü ifade etmiş oluruz. O da fiil cümlesinin mefulün bihi olur. Men ra'aytel-yevme bugün kimi gördün? Cevabı Ali, Hasan, Hüseyin nasıl verirsem fark etmeyecektir. Ra'a zaten fiil, te fail, ellerime zarf olmakta. Meful lazım yani buraya. Getireceğin kelime meful olur. Dolayısıyla men de mefuldür. Onun konumundadır. Yani cevap olarak oluşturacağımız cümlede ek kelime. Burada ek kelime ne var? Ali var. Burada Ali yok. Ek kelime Ali. Ek kelime hangi öge ise men de o öge olur. Ali burada meful konumunda olacağına göre men de meful konumundadır. Kamisu men haza. Bu kimin gömleği cümlesinde soru ismi muzafın ilehtir. Benden bahsediyor. Cevabı haza bu kamisu Muhammed, Muhammed'in gömleğidir şeklinde verebiliriz. Bu durumda men yerine cevapta Muhammed'in sözcüğüne yer verilmiştir. O da muzafın ileh konumundadır. Kamisu men haza. Haza kamisu Muhammed şeklinde. Buradaki kamis kelimesi, pardon Muhammed kelimesi muzafın ileh konumundadır. Ek kelime bu. Kamisu men haza. Kamis 1, men 2, haza 3. 3 kelimeden oluşuyor. Haza kamisu Muhammed 3 kelimeden oluşuyor. Ama burada bir kelime var ki üste geçmedi. Ne o?
Muhammed. Muhammed ne durumda? Muzaffın ileyh durumda. Çünkü kamis muzaftır. Muhammed muzaffın ileyh. Nereden anladım? Daldaki eserlerden anladım. Bu ek kelime değil mi? Üste yoktu. Ne bu? Muzaffın ileyh. Öyleyse men de muzaffın ileyh. Ek kelime irabı konumu neyse men de o konumda oluyor. Ma'ya geldi sıra. İnsan dışındaki varlıklar için kullanılır. Yani akılsız varlıklar için. Cümledeki duruma göre ne, neyi, neye ve benzeri anlamlara gelebilmektedir. Bu soru ismi cümlede mübteda, haber, mef'ulün, bih ve benzeri ögeler olabilmektedir. Ma vaka'a alel erdi, yere ne düştü? Cümlesinde soru ismi mübtedadır. Cevabını istersen vaka'a el kalemu alel erzi diye ver. İstersen de el kalemu vaka'a alel erzi diye ver. Durum değişmez. Her iki halde de soru ismi mübteda olacaktır. Ma'dan bahsediyor. Çünkü bir fiil cümlesinde fail başa alındığında otomatik olarak mübteda vesine dönüşür. Daha önce geçmişti bu. Dolayısıyla bu soru cümlesindeki ma mübteda konumunda. Yine ma fi yedike elinde ne var? Soru cümlesinde ma yine mübteda, fi yedik ise haberdir. Çünkü hiçbir zaman harfi cerli ve zarflı yapılardan mübteda olmaz. Nitekim bu cümlede daha önce yine geçmişti arkadaşlar. Men fil beytimi ne yazıyordu? Men de geçmişti. İkinci örnek mahaza bu nedir? Cümlesinde soru ismi haber mahallindedir. Cevap istersen haza kalemun, haza mübteda olur, kalem haber olur şeklinde var. Cevap da ma sorusunun karşılığı kalemun sözcüğü zikredilmiştir. Bu kelime de cümlede haber konumundadır. Dolayısıyla ma da o konumda olur. Ma haza, haza kalem. Haza defter fark etmez. Kalem yukarıda yok. Değil mi? Evet, ek kelime. Sorunun cevabını örnek olarak böyle verebiliriz. Verdiğimizde bu ek kelimemiz yani yukarıda geçmeyen kelimemizin irabı ne? Haber. Öyleyse ma'yı da haber sayarız. Buradaki kalem mef'ulün bih düşseydi bunu da mef'ul sayardık. Yani ek kelimenin irabı ne düşüyorsa yukarıdaki asıl kelimemiz de o şekilde oluyor. Ma qara'te'l yevme bugün ne okudun cümlesinin soru ismi mef'ulün bih'tir. Qara'te'l yevme kıssaten olabilir. Mesela kıssa okudum. Hikaye yani. Kur'an okudum. Fark etmez ne okursak okuyalım. Ma qara'te'l yevme ne okudun diye sormuş. Şunu okudum, bunu okudum. Cevap vereceğimiz kelime ne olur? Her ne olursa işte yukarıdaki ma da o olmaktadır. Mef'ulün bih oluyor yani arkadaşlar. Kara fi tu fail kıssaten mef'ulün bih olur. Dolayısıyla ma da mef'ulün bih olur. Soru ismi olan ma edatının başına herhangi bir harfi cer gelecek olsa bu durumda sonundaki elifi düşmek zorundadır. Ma diyoruz ya, bunu sileriz geriye me kalır. Bunun gerekçesi ise isim mevsul olan ma ile karışmamasıdır. Eğer başında harfi cer olduğu halde sonunda elif var ise o edat soru edatı değil de isim mevsuldür. Önemli bir bilgi. İsim mevsul olsa ne olur? Manası ma öyle bir şey ki olur. Ama soru olsa ne manasına gelir? Manayı değiştiriyor yani ne oldu? Edatın başına gelen harfi cerler genelde fiilin kendisine ait harfi cerlerdir. Zira Arapçada bazı fiiller daima belirli harfi cerler ile kullanılır. Hafaza, harasa, şecca gibi fiiller daima ala harfi cerri ile kullanılmakta. Bime tehtemmu. Neye önem veriyorsun? Bime. Burası şayet bir ma olsaydı bu ma ne mahsur olurdu? İsmi mevsul olurdu. Harfi cer bitişti. Mimden sonra gelen o elif, ma diye uzatan elif, met harfi silindi. Silindiğine göre bu soru harfidir. Silinmezse isim mevsul olurdu. Arapça önem veriyorum diye cevap vermiş. Ehtemu bil lugatil arabi. Fime tüfekkiru. Fime fi harfi cer. Me yine soru edatı olan ma'nın elifinin düşmüş hali. Yine soru edatımız yani. Neyi düşünüyorsun?
Üfekkür fil imtihan sınavı düşünüyorum. Bir dikkat var. Soru ismi olan ma edatının başına li harfi cerri gelirse anlamı niçin olur? Niçin manasına gelir ve lime şeklinde sondaki elif düşürülerek yazılır. Lime ne demekmiş? Niçin demekmiş. Şu hususa özellikle dikkat etmek gerekir. Burada kullanılan li harfi ceri herhangi bir fiil ile sürekli kullanılan harfi cer değildir. Bir üstteki dikkat konusunda ele alınan harfi cerler ise daima o fiiller ile kullanılan harfler idi. Dolayısıyla onlar oldukça değişkendi. Fiile göre değişebiliyordu. Bu ise değişmeyen sabit bir li'dir. Lime haraçte minel fasli. Sınıftan niçin çıktın? Lime niçin demek? Soru manasında. Cevap verilmiş. Yine cevap verilmiş. Üçte maza var. İnsan dışındaki varlıklar için kullanılır. Ve cümledeki duruma göre ne, neyi, neye gibi anlamlara gelmektedir. Kullanım bakımından ma soru isminden bir farkı yok. Onun kullanıldığı yerlerde aynı şekilde kullanılır. Bu da yine cümlede mübteda, haber, mef'ulün, bih ve benzeri şeyler olabilir. Maza fi hakibe, çantada ne var? Cevabı vereceksin. Çantada kitap var, çantada cüzdan var, çantada telefon var, çantada kalem var, çantada defter var. Ne var dersen de sonuçta hep aynı şey olacaktır. Sorudaki maza yerine cevapta ne geldi? Kitabun gelmiştir. O kelime de cümlenin sona gelmiş müptedasıdır. Bilindiği gibi harfi cerli ve zarflı ifadelerden müpteda olmaz. Fi hagibeti çantada vardır haber. Kitabın bir kitap müptedadır. Örnek 2. Maza şeripte sen ne içtin? İşte çay içtim, kahve içtim. Şeribe fiil, tu, fail, eşya, meful olur zaten. Dolayısıyla maza da meful konumundadır. Bakmadan açıkladık. Çok basitti. Dikkat! Soru ismi olan maza edatının başına li maza şeklinde. Li harfi cedi gelirse anlamı niçin olur ve limaza şeklinde yazılır. Kullanımı da tıpkı lime gibidir. Limaza eşittir niçin? 4. Meta. Zaman için kullanılan bir soru ismi ve anlamı da ne zaman olup cümlede genel olarak haber, zarf ve mecrur olarak kullanılmaktadır. Çoğunlukla böyle olur diyor. Örnek 1. Metel ihtibar. Sınav ne zaman? İhtibar, sınav. İsim cümlesinde soru ismi haberdir. Meta'dan bahsediyor. Meta ne? Haber. Cevabı el ihtibaru fis saati'l aşireti. Sınav saat 10'da şeklinde verdiğimizde sorudaki meta yerine cevapta fis saati'l aşireti ifadesiyle cevap verilmiştir. O ifadede isim cümlesinin haberi olmakta. Bilindiği gibi harfi cerli ve zarflı ifadelerden zaten mübteda olmamaktadır. Örnek 2. Meta setusafiru iler Kahire. Kahire'ye ne zaman gideceksin? Fiil cümlesinde soru ismi zarf yani mef'ulün fih konumundadır. Meta. Cevabı seusafiru iler Kahireti elyem. Kahire'ye bugün gideceğim şeklinde verdiğimizde sorudaki meta yerine cevapta elyevm ifadesiyle verilmiş olur ki bu durumda ifade fiil cümlesinin zarfı olmaktadır. Seusafiru ilel kahireti el yevm. Yevm gün zaten bir zaman bildirdiği için arkadaşlar zarf olmaktadır. Farklı bir şey değil. Örnek 3. Münzümete teteallemul arabiyye. Ne zamandan beri Arapça öğreniyorsun? Fiil cümlesinde soru isminin başına harfi cer olan münzü edatı gelmiştir ve mecrur Cevabı Etaallemul arabiyye münzu sene bir yıldan beri öğreniyorum diye verebiliriz. 3 yıldan beri, 2 aydan beri fark etmez. Bu şekilde cevap verdiğimizde sorudaki meta yerine cevapta sene kelimesi geldi. Bu sözcüğün de
harfi cerrin mecrurudur şeklinde ortaya çıkıyor zaten. Münzu harfi cer, sene ne? Mecrur. Öyleyse meta da mecrur. Zaten belli çünkü münzu ne? Harfi cer. Sıra sizde. 5. Eyne. Mekan için kullanılır ve nereden nereye, neresi anlamlarına gelmekte. Haber, zarf, mecrur olarak yine kullanılmaktadır. 6. Keyfe. Hal ve durum sormak için kullanılır. Nasıl manasına gelir? Genelde haber ve hal olarak kullanılmakta keyfe. Keyfente. Nasılsın? Keyfe hal diye mesela söylerler. Keyfente. İsim cümlesinde soru ismi haberdir. Cevabı ene bi hayrin velhamdülillah. Çok şükür ben iyiyim şeklinde verdiğimizde keyfe soru isminin cevabı olarak bi hayrin ifadesi gelmiş oluyor ki o ifadede isim cümlesinde ene müptedasının haberi olmakta. Ene ben neyim? Bi hayrin iyiyim. Müpteda haber. Bu yüzden keyfe de haber oldu. Örnek 2. Keyfe ci'tehuna. Buraya nasıl geldin? Ci'tehuna maşiyen. Yürüyerek. Ci vardı. Burada da var. Huna vardı. Yine var. Ek kelime maşiye. Yürüyerek demek. Maşiye de burada hal olmaktadır. Hal konusunu daha önce biz işledik arkadaşlar. Keyfe soru ismiyle soruları cevaplayın. Sıra sizde zaten. Kem, sayı yani adet sormak için kullanılır. Kaç, ne kadar manalarına gelmektedir. Cümlede genel olarak müpteda, haber, mef'ulün bih, harfi cer ile mecrur ve benzeri şekilde kullanılmakta. Bu soru isminden sonra genellikle müfret, mensup ve nekre bir isim gelir ve kemin temyizidir. Önemli. Kem'den sonra genellikle müfret, mensup ve nekre bir isim gelir ve kem'in temyizi olur. Kem daliben fil sınıfta kaç öğrenci var? İsim cümlesinde soru ismi olan kem müpteda mahallinde. Müptedadır. Cevabı fil faslı dalibun vahidun sınıfta bir öğrenci var şeklinde verirsek. Hocam niye böyle veriyoruz? Böyle vermek zorunda mıyız? Yok, sınıfta hiç öğrenci yok da diyebiliriz. 100 öğrenci var da diyebiliriz. Bunlar örnek yani. Her durumda öge olarak aynı şeyi buluruz. Bir şey değişmiyor. Cevabı fil faslı dalibun vahidun şeklinde verdiğimizde kem soru isminin cevabı olarak talip ifadesi verilmiş oluyor. Vahid talibin sıfatıdır yani önemli değil. Cevap talip olur. O ifade de isim cümlesinde fil fasli haberinin müptedası olmakta. Kem soru isminden sonra gelen müfret, mensup ve nekre ismin tek görevi temyiz olmaktır. Çünkü o kaç ifadesindeki kapalılığı gidermektedir. Taliben ne? Kemin temyizi. Örnek 2. Bikem liratin veya liraten. Hazel kitabı. Bu kitap kaç lira? İsim cümlesinde soru ismi olan bikem haber mahallindedir. Bikem ne? Haber. Cevabı hazel kitap bir liratin vahidetin. Bu kitap bir lira. Bir lira yani. Şeklinde verdiğimizde bikem soru isminin cevabı olarak bir liratin ifadesi verilmiştir. O ifade de isim cümlesinde hazel kitabu müptedasının haberi mahallindedir. Eğer kem soru isminin başına harfi cerlerden biri gelecek olsa, kemin temyizi olan nekre ismi mensup da olabilir. Harfi cerden dolayı mecrur da olabilir. Nitekim olmuş zaten. Bikem, liratin, liraten şeklinde olmuş. Kem kitaben karate. Yine açıkça yazılı. 7'de eyyu vardır. Çoğunlukla hangi, hangisi, hangileri manalarında kullanılmakta ve yine çoğunlukla müpteda, haber, mef'ulün bih, harfi cerle mecrur veya muzaf yani izafet ile mecrur, muzafın ileh konumunda da olabilir. Bu soru ismi genellikle muzaf ve kendisinden sonra gelen isim de muzafın ileh olur. Eyyu çoğu kere muzaftır. Ardından gelen ne olur? Muzafın ileyh olur.
Nadiren de tamlama olmaksızın kullanılır. Arapçadaki tüm soru edatlarının son hareketleri hiçbir zaman, yani hiçbir zaman hiçbir şekilde değişmez. Çünkü mebnidirler. Ancak bunların bir istisnası var ki o da eyyü'dür. Bu edatın son harfinin harekesi cümledeki konuma göre değişir. Eyyü, eyye, eyyi olur. Ama bundan öncekiler ise kem, kemdir. Kemu, keme, kemen olmaz. Bundan önce men vardı. Menu, menen gibi olmaz. Onlar değişmeyen şeyler. Eyyü dalibin, eyyü muzaf, talip muzaf ile açıkça ortada. İsim cümlesinde soru ismi olan eyyü mübtedadır ve zamme ile merfudur. O ayrıca muzaf ve onu takip eden sözcük talip de muzafın ileyhtir. Cevabı gâbet talibu el müştehidu el yevme bugün çalışkan öğrenci gelmedi şeklinde verdiğimizde eyyü soru isminin cevabı olarak et talibul müştehid ifadesi verilmiştir. O ifade her ne kadar faili olarak görünse bile isim cümlesinde gâbel yevm haberinin müptedası mahallindedir diyerek devam eder. Fi eyyi harficerden dolayı eyyi oldu. Az önce eyyu idi. Bir bilgi sorusu olarak sorulabilir. Soru edatlarından veya soru isimlerinden hangisi mebnidir veya hangisi murettir diye sorulur. Şıklarda eyyü olur, men olur, kem olur, farklı şeyler olabilir. Eyyü'nün mureb yani son harfinin İrab bakımından değişken olduğu, eyyü, eyye gibi, eyyi gibi değişken olduğu yani mureb olduğunu bilelim. Mureb değişken demek, sonu değişebilen, İraplanabilen demek. Bir de mebni var bunun zıttı. Mebni'nin sonu asla değişmeyen demek. Muret ve mebni irap konusudur. Fiillerde irap, isimlerde irap diye farklı farklı videolarımız mevcut arkadaşlar. Dikkat denildi. Yukarıda saydığımız soru edatları Arapçada en yaygın olarak kullanılan edatlardır. Bunların dışında elbette vardır. Mesela eyyâne ne zaman manasındadır. Gelecek zaman için kullanılan bir soru ismi. Eyyâne yevmuddin kıyamet günü ne zaman? Eyyâne tercihûn, ne zaman döneceksin? İkinci örnek olarak enna, nasıl, ne zaman, nereden, nereden? Enna çok kullanılır esasen. Ya Meryem'u enna leki haza, direkt ayetten örnek verildi. Ey Meryem, bu sana nereden geldi şeklinde. Nereden manasına örnek verildi enna'nın. Ya Meryem'u enna leki haza. Enna ci'te ya Ali, ne zaman geldin? Ey Ali, 3 Menza. Kim kimi kime? Men gibi insanlar için kullanılan bir soru ismidir bu da. Alıştırmalara sıra geldi. Aşağıdaki cümleleri örnekte olduğu gibi hel veya hemze kullanarak soru cümlelerine çevirip uygun cevapları da yazın. Zehebe Muhammed iler medrese. Zehebi gitti. Kim? Muhammed'in Muhammed. Nereye gitti? İler medresesi okula gitti. Bu bir cümle. Soru yok burada. Bunu soruya dönüştürmemiş. Ne yaparız? Başına hel getiririm veya hemze getiririm. Hel zehebe Muhammed iler medrese veya e zehebe Muhammed iler medrese. İkisi de olur. Bu yüzden ikisi de yazılmış. Aralarına ilk çizgi konulmuştur. Hel zehebe Muhammed iler medreseti ve aynı zamanda e zehebe Muhammed iler medreseti demektir bu. İki tane farklı cümle yazmayalım denilmiş. Bir slash ile cümle kısaltılmış ama aynı şeyi ifade etmişler. Olumlu cevap vermek istersek. Naam, evet, Zehebe gitti. Muhammed iler medreseti okula. Olumsuz cevap istersek. La, hayır, ma Zehebe gitmedi veya lem yezeb gitmedi. Kim? Muhammed iler medreseti okula. Biliyorsunuz olumsuz olması gerekirdi. Ma ile olur, lem ile olur, fark etmez. Dala'at-i şemsu. İkisi de caizdi. Mühendis konusundan bunu biliyor olmalısınız. Şurada T olsun olmasın fark etmez. Güneş doğdu demek. Ne yapmışlardı? Bir bakalım. Soru edatları konulmuş. Ne yaparız? E dala'at-i şems veya hel dala'at-i şems deriz. Cevap verirken ne yapılmış? Zehebe Muhammed ilel medrese.
Zehebe Muhammed ile medrese. Örnek cümlede hiçbir değişiklik yok. Başına nam konulmuş. Öyleyse ben ne yaparım? Dana'a şems olduğu gibi alırım. Başına bir nam koyarım. Nam, evet. Dana'a şems, güneş doğdu olur. Olumlu cevap. Olumsuz cevap verirken ne yapmışlar? Zehebe Muhammed ile medresenin başına bir olumsuz harf konulmuş. Virgülden önce bir tane daha olumsuz konulmuş. Buna göre la virgül ma Dalaati Şems diyelim. La, yani şurası sabit, onu demek istedim. Şurası sabit. Bunu olduğu gibi, şu an kopyaladığım yeri olduğu gibi alırım. Ne yaparım arkadaşlar? Dalaati Şems'in sağ tarafına koyarım. Cevabı böylece vermiş olurum. Olay biter. Bir tane daha yapalım. Yezubu erir el hadidu demir finnari ateşte sıcakta. Demir sıcakta erir. Bu gerçek bir bilgi tabii. Bunu soruya dönüştürmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Hel. Slash ile birlikte olduğu gibi alıp bunun sağ tarafına getiririm. Yezubu veya hel yezubu şeklinde derim. Cümlenin gerisi olduğu gibi zaten. Ne olur? Yezubu el hadidu finnari. Demir sıcakta erir mi manasına gelir. Veya hemzeyat heli kullan. Hel yezubu el hadidu finnari. Demir ateşte erir mi? Mana aynı. Olumlu cevap verirken ne yapıyorduk? Naam ve virgülü birlikte alıp sağ tarafına koyarız. Naam, evet. Yezubu erir el hadidu demir finnari sıcakta ateşte. Olumsuz cevap içinde la ve may olduğu gibi alırım. La, hayır, ma yezubu erimez, el hadidu demir, finnari ateşte. Diğerleri de aynı şekilde, yani olumlu cevap vereceksek, nam virgül alıp başına koyarız. Olumsuz cevap vereceksek, la virgül ma'yı alıp başına koyarız, olur biter. Cümleler ama sorular olumlu ise. Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi hemze kullanarak soru cümlelerine çevirip uygun cevapları da verin bakalım denilmiş. Ente müderris veya mühendis. Ente müderrisün, sen öğretmensin. Ente mühendisün, sen mühendissin. Bunu nasıl, yani ne yaparız bunu? Emüderrisün ente. Bu yukarıda geçmişti. Birebir aynı cümle. Emüderrisün ente, sen öğretmen misin? Em yoksa mühendisün, mühendis misin? Ene mühendis. Cevabı bu şekilde veririz. Ne yapmışlar yani? Em kullanmışlar arkadaşlar. Hüve cev'anu şeb'anu. Ne yaparım? Başta bir hemze getiririm. Hüve cev'anu em şeb'anu derim. Hüve cev'anu em şeb'anu. O aç mıdır, tok mudur şeklinde sorun. Onunla ilgili sorduk. Burada sendi, cevabı verirken ene, ben diye verdi. Burada o diye sorduk. O zaman hüve cev'anu veya hüve şeb'anu diye veririz. Tifezzulul kahve, kahveyi sevmek, tercih etmek. Şay, çay demek. Öyleyse etufezzilul kahvete, kahveyi mi tercih edersin? Üstün tutarsın, tercih edersin. En yoksa eşyaya çayı mı tercih edersin? Tfezzulu ente demek, sen yani. Öyleyse ne yapacağız? Cevabı, yani sen diye sorduysan cevap ben diye gelmeli. Şurada ente vardı değil mi? Ente sen demek. Sen diye soruldu. Bu yüzden cevap ene yani ben diye oldu. Burada az önce hüve o dedik. Cevabı verirken de yine hüveyi kullandım. Ama şimdi sıra senli bir soru. O zaman cevap ene ile başlar. Ene, ben, ufezzilu, tercih ediyorum, el kahvete, kahveyi veya ene ufezzilu eşşaye, çayı tercih ediyorum diyerek ikinci soruyu da geçtim. Üçüncü soruya baktığımızda örnekte olduğu gibi hemze kullanarak olumsuz soru cümlelerine çevirip uygun cevaplar vermeyi deneyin. Leysetil lügatul arabiyye sehleten. Arap dili sehil değildir, yani kolay değildir diye bir cümle var. Olumsuz cümle. Bunda nasıl soru elde ederiz? Hemze ile yap demiş. Hiçbir değişiklik yapmam. Başa bir hemze eklerim, olur biter.
Elesitil lugatul arabiyyetu sehleten olur. Cevap verirken. Bela, evet, hiye o sehletün. Kolaydır. Naam, hayır, leyset sehletün, kolay değildir. Olay ne? Belayı kullanıyorsak ardından olumsuz bir şey getirmeyiz. Naam'ı kullanacaksak olumsuz bir şey, bir edat getirmek gerekir. La teştehidu fil lügatil arabiye kesiran. Sen Arap dilini çok çalışmıyorsun. Arapça çok çalışmıyorsun diye yazılı burada. Nasıl sorulur? Başına hemze getiririz. Ela teştehidu. Sen çalışmıyor musun? Fil lügatil arabiye. Arapçaya kesiran çok. Nasıl cevap verilir? Bela, evet. Sen demiş ya, cevap ben diye başlamalı. Bela, evet. Ene, ben. Ne yapıyorum? Ectehidu, çalışıyorum. Fil lügatil arabiye, Arapçaya. Artık kesiren çok şeklinde olabilir. Olumsuz yapacaksam, naam, hayır. Ne yaparız burada? La eştehidu, ben çalışmıyorum. Fil lügatil arabiye kesiren, ben çok çalışmıyorum. Az bir bakıyorum, yetiyor şeklinde. Sıra 4'te. Altı çizili sözcüklere yönelik örnekteki gibi sorular oluşturunuz denilmiş. Açıkçası bunu geçiyorum. 5. Uygun cevaplar veriniz. Şık yok, böyle bir soru sorulamaz zaten. Derken ünite bitti diyebiliriz.